Erhan Hanım, hoş geldiniz. Elimiz, şu olmadığı için elimi tutamam. Neden? Hastalık var diye bile her taraf mikrop görüyorsun yani. Aslında temizlik yok bizde. Eski Adıyaman gitti, Adıyaman kaldı. Sana çok şeyim var, diyecek söyle. Sözlerim var. Söyle buyur. Biz su sıkıntısı çekiyor, yatak çekiyor, bildiğin her şey çekiyor. Ben 4 tane evladımı kaybettim. Muhtarı aradım, muhtar suyum yok. Yüzme telefonu kapattı. O zamanı niye kapıma geliyor? 2 aydır da muhtarın yüzünü görmemiş. Belediye bir arabası buraya geçip de bir ihtiyacın var mı? Çadırık. Her şey çadır kente gidiyor. Biz kimik? Zaten Adıyaman yetimdi. Adıyaman öksüzdü. Fakirdi. Bakımsızdı. Cumhurbaşkanımız nerede kaldı o zaman? Şimdi mi helalleşmek istiyor? Helal etsem yavrularım etmez. Ben helal ederim belki. Gözüm bir şekilde boyar helal ederim ama 3 gün boyunca nefes alıp veremeyen enkaz altında yardım bekleyen evlatlarım nedir? Helal eder mi onlar? Etmez. Biri üniversite mezunu kardiyanlığı okuyordu. Bir de 35 yaşında. Ne olacak? Bir suya hasrattık ya. Orucuk, su yok. Su yok. Getirin, muhtar gelsin, belediye başkanı gelsin. Öbürü gelsin, cumhurbaşkanı gelsin, bir halimizi görsün, yeter o. Öldüyse beni idam etsin. Yok canım. Ben ona neresi seslenirim. Evin neresi? Seslenirim, şurada çadırdayım. Ben yüksek şeker hastasıyım. Su yok ya, gel bak çadırımda su yok. Su yok. İhtiyacımız var, her şeye var. Aradım, AFAD'ı aradım, biz yerde yatıyoruz, döşek, yatak yok. Telefon yüzüme kapandı. Herkes kendi çok affederse itine veriyor. Herkes itine veriyor. Nerede bir akrabası varsa ona veriyor. Ama bana gelince ben garibanım. Benim kimsem yok. 27 yılda yaşımı kaybettim. 10 tane yetim çocuğa baktım. 9 kız bir oğlana. Kaçı gitti şimdi? 4'ü gitti. Diğerleri nerede? Geldiler herkes evli kendi evinde. Sen tek misin? Ya, oğlumla oturuyorum. Bir kızım gelmiş benimle beraber. Onun da kocası evde yok. Yani ne? Bir oğlum ve sen ve he, şey. Gelin torunlar, kızım torunlar. Senin kimsen yok muydu? Yok. Şimdi ben varım abi. Ben varım şimdi. Ne iş yapıyor oğlum? Oğlum arkadaşlar çalışıyor. İşçi de. Şey mi kayıt işi. Şimdi? Şimdi boş. Arkadaş yıkıldı. Evler yok ki şeye baksın. O da kafayı yemiş. Benim 1,5 yaşında torunum beyin kanseri. Malatya'da. Yoğun bakımda makineye bağlı doktor habire çıkar. Buraya gidiyorum yalvarıyorum başhekimine yalvarıyorum bu torunumu buraya yoğun bakımına zaten bir ölü makineye bağlı. Başhekim o hastaya bir yer vermiyor ya. Bura Türkiye mi? Bura Türkiye mi? Esma. Çocuğum makineye bağlı 1,5 yaşında beyin tümörü. Kanser. Yürüyordu bana baban ne diyordu? Ama şimdi makineye bağlı. O cenazeyi götür diyor bana nereye götür? Benim çadıra mı koyayım sen? Benim sana ulaşma imkanım nasıl olur? Telefonum var. Hoş bulduk. Ne kadar güzel bir kızsın sen. Allah bağışlasın. Geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Kardeşim. Sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun. Son durum nedir? Dedim burada gerçekten aynen. Böyle işte çadırlarda kalıyoruz. Konteynere mi geçmek istiyorsunuz? Konteynere akrabalarımız var geçmek istiyorlar. Evet. Evet. Anladım. Anladım. Yani şey ihtiyaçlarımız görülüyor ama tabii, tabii. Görülük değil yani hani anladım. Destek. Evet. Anladım. Hayat zaten şey tamamen eksikleri tespit edip bildirip onları gidermek amaçlı geziyorum ben şimdi. Eviniz yıkık mı sizin? Benim şu an kendi evim yıkık değil. Akrabalarım, ablam, işte kardeşim gelip bizdeler eve onlar kalıyorlar. Eve girebiliyor musunuz? Eve girip çıkabiliyoruz işte. Ama yapmıyorsunuz evet. İçinde. Sen üşüdün mü? Biraz. Ben de çok kapı. Çok teşekkürler. Sağ ben sizi çok iyi anlıyorum. 99'u yaşadık biz. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım ama ben seni yerim. Sen? Ben adım Nazlı 9 yaşındayım. Ona gideceğim. Ay ne güzel bir isim. Seninki de öyle. Peki senin adın ne? Mela. Oo harika isimlerle karşılaştık. Seninki Fatma anamızın adı. Evet, söyle bakayım. Ben Melek, adım Melek. 5'e girdim 11 yaşında. Sonraki dönemde ne okuyacaksın?
liseye girince mesela ne okuyacaksın? Yani şey hayal et. Ne olmak istiyorsun? Ooo çok iyi sen. Ooo harika sen. Hemşire. Of of sen. Çevik kuvvet. O da polis ve çevik kuvvet. Gördün mü? Çevik kuvvet. Çok iyi. Koordinasyon merkezinde yardım ediyor. Çok memnunum. Sürekli yanınızda. Sağ olasın. Eşiniz kim? Annem Şarda. Anneniz yok. Evet. Siz çocuklarısınız. Evet. Otur şuraya ben sizin yüzünüzü göreyim ya. Evet sen kaç yaşındasın? Eşi. Üniversite hazırlanıyorsun. Sen? 27 yaşındayım başkanım. Evli misin? Evliyim. Bir kızım var. Gıda mühendisiyim. Gıda mühendisiyim ben. Sen gıda mühendisi. Evet. Çalışıyor musun? Yok çalışamıyorum. Kocan ne iş yapıyor? Kızım. Operatör. Telefon alamadım. Evet, evet. Peki sen nerede? Ne dürüstlük bu ya? İşte asıl öyle mesele mi? Bu ya. Bayılıyorum ben bu işe. Yani sizlerin bu yanınıza bayılıyorum kızım. Hakikaten. Allah sizden razı olsun. Sizden yanıltmıyorsunuz. O kadar güzel bir şey ki. Sen şimdi ne okuyacaksın kızım? Hepsi bu şey gibi. Doktor lisesi. Peki şartların nasıl? Şartları görüyoruz şu anda. Yani bu ayrı da ders çalışabilme durumun nasıl? Peki seni biz Ankara'ya götürsek nasıl olur? Öyle seni okutmak amaçlı diyorum. Maraş yıkılınca kız ortada kaldı şimdi. Esma iletişim bilgilerini al onu. Şimdi neydi adın senin? Ayça. Ayça. Şimdi burada çalışamıyorsan kızım ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Üniversite kazanmak için şu konu. Onların işle ilgili mevzusu var. Seninki aynı okul. Şekilde diğer ablası da dışarıda, o da hazırlanıyor. İkisi de. Mesela ikinizi birden götürelim. Ayrılmak istemiyorum o zaman. Sen nasıl olsa şeydesin, açıktasın, sen de gel. Ben başlarında dur. Sağda o zaman başka bir işmiş bakarız. O zaman üçünüz gelin. Elimle boyunu düşünelim isterseniz. Bunu samimi olarak söylüyorum. Hayır, hayatları kayıyor kızım. Yok, haklısınız. Ben de aynı. Yani ben mesela ben şöyle, ailesinin izni olmadan, kişinin izni olmadan, yaşı gerek küçükse, aile büyüğünden birisi olmadan asla herhangi bir sorumluluk almıyorum. Çünkü şey, Allah muhafaza, ben çok pintilikli bir tipimdir. Ben de öyle. Öf yani. Hocam eşim de sizin gibi. Böyle pimpirik ötesi benimkisi. Ama yarınları da düşüneceksin. Tabii. Dolayısıyla şimdi annen gelebilir kızım, orada bir sorun yok da. Yani o zaman komple buradan taşınmanız lazım, onu bırakıyorsunuz. O beni bırakmaz işte. İşte bak, ben derim bırak. Öyle işte bak onu bırak. Dolayısıyla diğeri sen, o da başınızda bulunsun. Siz düşünün. Aynen öyle düşünelim biz benim. Bak geçici, bu geçici. Yani sınav kazanıncaya kadar. Aynen. Aynen. Zaten ortamda görüyorsunuz, herkes muhafazmış. Dershane yok da öğretmenler var, onu, efendim okulunu, ablan da dahil. Yani bunları ayarlayacağım size. Bu ailene yük olmadan. Ben, yani velin gibi düşün. Ama başınızda birisi olacak, emin bir yere yerleştireceğim. Şey değil yani mesela sen evet dedikten sonra zaten soracaktım birinizin gelmesi lazım diye. Bak bu bir tesadüf oldu. Bir arkadaş biz buraya gelmiyorduk. Tevafuk diye bir kavram vardır. Bak tevafuk. Beni buraya buradaki bir genç arkadaş getirdi. Sizinle tanıştı. Canım ben numara bu. Ben size ulaşmaya çalıştım. Aradım da kızı. Tamam. Bak işte bak o arkadaş getirdi aynen buraya. Önce bir yerde bulamadık. Sonra buraya geldik. Bak ben şimdi bu tevafuk belki beni vesile kılacak Allah bazı şeylere. İnşallah. Ben sadece vesileyim. Tamam. Benim bir şey. Ona kapıya gelsin ya. Ya ona ya. Bana bak o benim. Onu seni ayağım. Bana bak o benim kızmış ya. O benim kızmış. Ona Yağmur ablaya geri gel. Tamam seni istiyorlar Yağmur, yandın kızım. Yağmur ablayı geri istiyor biz. Tamam. Çabuk. Yağmur. Kızlar, çocuklar seni istiyor. Ben göndereceğim haberin olsun. Ağlıyor Yağmur. Öptüm kızım seni. Ay canım benim. Biz Yağmur ablayı şükür yapalım. Arkadaşlar sen gösterelim. Geç kollarım da. Ve bu işte koordinasyon merkezinde çeşitli yerlerden bizim arkadaşlar geldiler. Bu çocuklarla ilgilenmiş istiyorlar gördüğünüz gibi. Yağmur ablayı sen nasıl tanımıyorsun diye fırça yedim. Yağmur ablası yani yaklaşık 40 gün burada kaldı evet. Başkanım. Burada doğum beraber kutladı doğum günü. Biraz yanık ayırmıyor musunuz? Çok emeği var. Şimdi çadere girmiyor külçesi.
şu çadırı sizden aldık diyor. Onun için teşekkür etmek isterim. O görevimiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Bak birimiz hepimiz, hepimiz birimiz aynen için. Aynen öyle. Devleti, milleti çok seviyoruz. Bak hepimiz birimiz için, birimiz tabii, hepimiz tabii. Ben 99'u yaşadım. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun.